Yavuz Selim arkadaşımızın bahsettiği hüzünlü günleri yaşadığımız muhakkak. Hüzünlü kelimesi yumuşak bir kelime aslında. Vahim günlerden geçiyoruz. Vahimden de daha vahim günlerden geçiyoruz. O muhakkak. Ama o vahim günler, belki birkaç yıldan beri devam eden o vahim dönem, bugün onların arzuladıkları sonuca bir türlü ulaşmıyorsa ve ulaşamıyorsa, bunda Alparslan Türkeş'in ektiği tohumların rolü vardır. Ve ulaşamayan. O tohumların bir kısmı burada, birçoğu dışarıda, bütün Türkiye safında, şu veya bu partide, şu veya bu grubun içinde, şu veya bu ocağın içinde, ama bunlar mevcut, bunlar Türkeş'in milliyetçilik hareketini halkın içine yaymasının bir neticesidir ve bu netice bizi şu anda bir takım istenmeyen yerlere götürmek isteyen, istemediğimiz, arzu etmediğimiz noktalara götürmek isteyen, statü diyen, özellik diyen, hatta bağımsızlık, federasyon bağımsızlık diyen noktalara götürmeye engel olacak olan işte bu topluluktur ve bu topluluk ülkücü adı verilen, milliyetçi adı verilen bu topluluk hiç şüphesiz buna müsaade etmeyecektir. Bu topluluk Alparslan Türkeş'in eseridir. Evet, vahim günlerden dolayı üzülüyoruz. Ah ediyoruz, vah ediyoruz. Fakat Türk milletinin tabii olumsuz yanları var. Yani biz ırkçı mırkçı filan, efendim bunlar Türklüğü, hayır, Türk milletinin zaafları da var. Bunu hepimiz biliyoruz. Türk milletinin zaafları var elbette ama olumlu tarafları da var. Tarihin en az yarısına hükmetmesine yol açan olumlu tarafları da var. Ve o olumlu tarafları yok olmuş değil. Sadece 20. yüzyıldan size 4 lider adı sayabilirim. Sadece 20. yüzyılda Türk milleti 4 büyük lider yetiştirmedi mi? Mustafa Kemal'i yetiştirmedi mi? Türkeş'i yetiştirmedi mi? Denktaş'ı yetiştirmedi mi? Elçi Bey'i yetiştirmedi mi? Milletten endişe etmenin halini var mı? Bu milletten endişe etmeyiniz, ben endişe etmiyorum. Elbette bu günlerin mücadelesini yapıyoruz ve yapacağız. Hepimiz yapmaya devam edeceğiz. Ama endişe etmenin alemi yok. Bu millet elbette gerektiği zaman gereğini yapacaktır. Sadece çok fazla sabırlı bizim milletimiz. Bu da bir zaaf mıdır, başka bir şey midir bilmiyorum. Çok fazla, gereğinden fazla sabırlı. Hani bıçak kemiğe dayanıncaya kadar filan derler ya. Bıçak iliğe dayanınca harekete geçen bir millettir. Ama harekete geçerse ayran kabarır. O zaman işler biraz... Evet. Evet, 3 nokta yan yana. Arkadaşlar, buradaki konuşmalardan bir kısmı gerçekten Türkeş'in ve milliyetçiliğin tarihine yazılacak konuşmalar. Onlara ben de kendi şahit olduğum veya kendi bildiğim birkaçını eklemek isterim. 27 Mayıs 1960 Türkeş ihtilalin liderlerinden biri. Hemen başbakan müsteşar oluyor. Çok iyi biliyor tabii, en önemli bakan. Başbakanlık müsteşarı. Müsteşarlığı. 27 Mayıs, Mayıs'ı saymayın. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'dan da yarım ay, efendim 5,5 ay. Bu 5,5 ayın içinde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nü kurdurdu bir. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 1960'ların 70'lerin ilk yarısında, bugün de var ama özellikle o yıllarda Türk dünyası bilgisini aydın kamuoyuna ve gençlere aşılayan önemli bir müessesedir. Bu müesseseyi kurduran bu 5 aylık iktidar süresi içinde Alparslan Türkeş'tir.
Daha başka müesseselerde kurdu. Ben kendi bildiklerimi söylüyorum. Evet, TÜBİTAK Devlet İstatistik Enstitüsü bir Türk Kültür Derneği kurmak istedi. O böyle biraz yarım kaldı filan. Ve Yavuz Selim arkadaşımızın bahsettiği Türk Devlet ve Toplulukları Kurultayları. Türk Devlet ve Toplulukları Kurultayları. Bunun için bir vakıf kurdu. Beni çağırdı, Dursun Yıldırım'ı çağırdı, Abdülhaluk Çay'ı çağırdı. O zaman Sencer İmer arkadaşımızı çağırdı ve bir paşa arkadaşımız vardı. Beraber bizim elimize verdiği mektuplar ile, kendi yazdığı mektuplar ve o zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'den aldığı mektuplar ile Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın devlet yetkililerine, bazen başkana da ulaşabildik, bazen ulaşamadık, devlet yetkililerine bu mektupları götürdük ve kurultay 1993'te Antalya'da toplandı. Uzun süre bu kurultaylar devam etti, şimdi devam ediyor. Demek ki bu kurultayların da doğrudan doğruya kurucusu, harekete geçiricisi Alparslan Türkeş oluyor. Nasıl tanınmasın Türk dünyasında? Doğrudan doğruya efendim mektubunu bizler eliyle oralara gönderiyor. Ve elbette o kurultaylar Türk dünyasında çok büyük harekete yol açtı. Ve Türkeş'in adını oralarda herhalde ebediyen silinmeyecek şekilde yerleştirdi. Evet. Bir de doğrudan doğruya bana verdiği iki görevden bahsedeyim. Birçok arkadaş bilir konuyla ilgili olanlar. Benim bugünkü Türk alfabeleri adlı bir kitabım var. İşte o zaman Sovyetlerde olan Türk dünyasının kullandığı Kiril harfleri, yani Rus harfleri, Azerbaycan'da, Özbekistan'da hepsinde bu kullanılıyor, Tataristan'da. İran'da Arap harfleri kullanılıyor ama Arap harfleriyle Türkçe yazılıyor. Türkiye'de de biz Latin harflerini kullanıyoruz. Evladım dedi. Bunlar birbirlerinin yazısını öğrensinler, sen bu konuda bir kitap yaz. Benim bu kitabım Alparslan Türkeş'in bana verdiği görevle yazılmıştır. Bugünkü Türk alfabeleri kitabını yazdım. Bu kitabı da özellikle İran'a göndereceğiz dedi ve İran'a bol miktarda Kültür Bakanlığı'nda basılmasını sağladı. Emin Bilgiç rahmetli Kültür Bakanlığı müsteşarıydı. Orada basılmasını sağladı ve özellikle İran'a bol miktarda gönderilmesini sağladı. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Efendim, İran Türkleri ile ilgili bir başka görev daha bana ve rahmetli Ahmet Karaca'ya verdi. 12 Eylül'e tekadüm eden aylarda, yani aynı 12 Eylül, demek ki efendim 1980'in başlarında Ahmet Karaca'yı ve beni çağırdı. İran'a gideceksiniz. Ben size gitmek için gerekli olan vasıtayı temin edeceğim. İran'a gideceksiniz. Bir hafta 10 gün kalacaksınız. Oralardaki Türklerle temas edeceksiniz. Bana gerekli raporu getireceksiniz. Evet, bu da Türkeş'in bize verdiği bir görevdi. İran'da gittik. Tahran'da, Tebriz'de, Erdebil'de 8 gün kaldık. Raporu yazdık elbette. Alparslan Türkeş Bey'e raporu teslim ettik. 12 Eylül olmasaydı raporun gereği neler yapılacaktı bilemem. Efendim, ben ayrıca o seyahati rapor dışında bir yerlerde yazdım. Demek ki bu görevi de Türkeş Bey bize vermişti. Yani Türk dünyasıyla ilgisinin soyut olmadığını, bir zamanlar karikatürlerde anlatıldığı gibi at üstüne binip bilmem altaylara ok atmak şeklinde komik olmadığını, doğrudan doğruya harekete dayandığını, doğrudan doğruya işe dayandığını, eyleme dayandığını anlatmak için bunları burada söylüyorum. 80 ihtilali oldu, 12 Eylül ihtilali oldu. Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücüler yargılandılar. Maalesef Türk milliyetçiliği yargılandı o tarihlerde. Elbette Türk milliyetçileri
her türlü işkenceden geçer. Geçmeye adaydırlar zaten. Milliyetçilik demek bir bakıma işkenceye, eziyete filan aday olmak demektir. Yani kötü şeylere de aday olmak demektir. Geçer. Tarumar olduk. Darma duman olduk milliyetçiler ve ülkücüler olarak. Yani bir içeriden efendim rahmetli Türkeş'in arzusuyla, talimatıyla bir muhafazakar parti arkasından çalışma partisi filan kuruldu. Bir türlü gitmiyor. %1 filan olmuyor. Dedik ki artık biz kendi kendimize çok bilmiş bazı efendim biraz artık biraz da büyümüşüz. Artık Türkeş Bey çıktı filan otursun bilge bir adam olsun. Biz yanlış düşünmüşüz. Türkeş Bey o bahsettiğin azim ve irade var ya. İşte o azim ve iradeyle o sıfır noktasında olan partiyi tekrar aldı getirdi ve vefatından önceki seçimlerde %8'e ulaştırdı ki ondan sonra %15'lik netice onun neticesi. Türk milliyetçilerinin bugün en büyük eksikliği belki entelektüel hayatta çok zayıf olmalarıdır. Bu zayıflığı, bu zafiyeti ortadan kaldırmadıkça olmaz. Bu zafiyeti ortadan kaldırırsak kırıp dökmeden Türkiye'yi selamete ulaştırırız. Bu zafiyet devam ederse Türkiye gene selamete ulaşır da ortalıkta biraz kırma dökme olur. Onun için bu zafiyeti ortadan kaldırmak, gerçekten kültür adamı, sanat adamı yetiştirmek gerekiyor. Bu da bizim görevimiz. Efendim, ne çıkarsın dedin, yani Türk milliyetçileri de bir üniversite, Türkeş'in adını taşıyan bir üniversite kursun. Evet, Türkeş'in adını taşıyan veya taşımayan ama mutlaka mutlaka onun fikirlerinin yaşatıldığı sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var ve mutlaka entelektüel bir birikime ihtiyacımız var. Bunu da gençler yüreklerinde hissetsinler ve gençler bu ihtiyacı belki ileride bunu hissederlerse yüreklerinde karşılayabilirler.